Evet, herkese Rubro kanalından merhaba arkadaşlar. Gece 1.22 Witcher 3 Game of the Year Edition mı? Complete Edition, evet. Complete Edition'ı Nintendo Switch Lite'da oynayacağız. Şaka gibi değil mi? Şaka gibi ama gerçek. Gerçekten hani Skyrim, ne bileyim işte Witcher, Doom gibi oyunları böyle elde oynamak hayaldi. Switch sayesinde yapabiliyoruz. Gerçi Switch'in iyi satması ve oyun firmalarının da iyi optimizasyon yapmaları sayesinde galiba diyeyim. Şimdi ilk başta size şeyi bir göstereyim. Oyunun kapladığı alanı bir göstereyim size. Evet, 31.1 GB gördüğünüz gibi. Oyunu dijital aldım, kartuşlu değil. Zaten öyle alsaydım 10 güne falan elinde olurdu. Dijital aldım, en ucuz İsveç eShop'unda 320 liraya geliyor. Hatta beni Instagram'dan takip edenler varsa oraya yazdım. Hani kötü bir kelime kullandım ama danaya girer gibi. Yani 3 kişi aldık falan dedim. Gerçekten 2 hesabı 3 kişi kullanarak oynayacağız. Çünkü gerçekten oyun pahalı. Hani şu anda Steam'de falan 30 liraya 20 liraya alabiliyorsunuz. İşte 40 liraya falan PlayStation 4'te alabiliyorsunuz. Xbox'ı bilmiyorum, o da uygundur herhalde. Ama Switch işte böyle biraz pahalı. Neyse, ama kutu içeri efsane ama 400 lira falandır kutusu da. Hani kutulu versiyonu, hiç gerek yok. Neyse, şimdi oyuna girelim hadi ya, değil mi? Şimdi şöyle bir ilk yere baktım. Oynayıp uyuyacaktım. Ya dedim sıcağı sıcağına video çekeyim. Yarın da kanal atarım dedim. Zaten Instagram'dan yine beni takip edenler bilir. Bu hafta çok yoğun oldum, söyledim. Overwatch ve Witcher 3 gelecek kanala dedim. Nintendo Switch versiyonları, ama akşam falan eve geleceğim. Böyle biraz mesailerim falan olacak. Gece videoyu atmayayım diye şimdi gece çekip yarın gündüz atarım diye düşündüm. Continue yapayım, şöyle bir görün. Zaten ilk yeri bir açtım, kapattım sadece. Televizyona bağlayarak çekmeyeceğim. Sadece handheld olacak bu video. Televizyona bağlı olarak bir sürü video çıktı yani. Bugün ayın 15'i. 15 itibariyle çok fazla video çıktı. Onlara bakabilirsiniz. Evet, şimdi ilk izlenim olarak kötü olduğunu söyleyemem ama tabii Witcher'ın grafikleri efsane olduğu için insan bir şaşırıyor ama evet yani hafif bir şey var, nasıl diyeyim, böyle bir blur mu denir, böyle bir ne bileyim keskinliği yok ama şöyle bir çıkalım göstereyim size Witcher Sense'e bakalım, şöyle bir bakın mesela. Güzel ya, ya el konsolunda oynanır. Tamam, şimdi zaten buraları, ilk bölgeleri falan geçeceğim, böyle ormanlık taraf var yani, rüyadan uyanıyor falan. Artık spoiler olmaz herhalde, herkes biliyordur. Orayı bir göstereyim. Gördüğünüz gibi hani güzel yapmış adamlar. İlginç bir şekilde başarmışlar. Evet. Witcher Sense yaparak anahtarımızı kullanacaktık değil mi? Şu anahtarı bulacaktık, pardon. Şu olması gerekiyor. Tabii frame'ler böyle yapayım. Gecenin körü yani, ışık vurarak ekrana çekiyorum. Yine yani güzel gözüküyor diye sanırım. Bak şuradan bir ışık patladı falan. Şu ışık. Hani yap yani, o da iyi. ne yapacağız şimdi? Unuttum ya. Kaç sene oldu? Kapıyı açalım. Tamam. Zıpla. Çatışma yerlerinde arada böyle düşüyormuş frame'ler ormanlık yerlerde ama. Evet. Cutscene'lerde böyle frame'ler düşüyor. Şimdi buraları geçeceğim. Biraz böyle aksiyona gelmek istiyorum. Evet. Evet. Tutorial'ı geçtik. Geçmem gerekiyor. Şöyle biraz yaklaştırayım bakın. Şöyle netleyeyim. Siri. I'll make sure to find every last blade for you. Üf, burası çok iyi.
Uf. Yani güzel gözüküyor. Alt yazılar da okunuyor hani. Problem yok ama options ayarlanıyor mu acaba? Fena sahne. Evet ben gözüktüm. Selamlar. Evet istediğim sahne, istediğim yerler burası da göstermek istediğim yerler. Evet biraz aksiyon burada biraz daha belli olur durumlar. Evet sanki hafif frame'ler düştü gibi. Tamam şu anda evet grafikler çok iyi değil. Breath of the Wild'da hallice diyebilirim hallice. Şimdi koruma şu B ile kaçıyor üstte. Hızlı atak Y'ymiş. Strong da X. Sign'ları kullanmak için de trigger şeyi kullanacağız. Evet. Tabi synapse stamina'yı bitirdik. Yok ya oynanıyor aslında. Frame'ler düşmüyor hani. Rahat oynanıyor. Tabi... Tutorial'ları açtım. Tuşları bilmiyorum diyor da keşke açmasaydım. Kapatırız onları. Tamam şimdi... Şu şeyle abi güzel biliyor musunuz oynanıyor çok güzel oynanıyor şu anda hani kameradan değil de şöyle kafamda şey gözüne bakmak istedim o yüzden şöyle bir yakından bakıyorum oynanıyor ya hani şöyle detaylara bakarsanız eksikler var tabi bir de ben hani Nintendo Switch Lite'de oynadığım için ekran daha küçük daha sıkı böyle belki büyük ekran daha iyi olur ama 31 GB'ı buna indirebildim sadece yani şu anda göstermiyor ama ana ekrana şey ana menüye gelmem lazım. Şey yok abi Türkçe yok altyazı olarak Türkçe'ye koymamışlar. O biraz şey olmuş. Şu tutorial'ları evet. Şu tutorial'ları kapatayım. Şurada pardon ne yaptık ya bir şey yaptık. Otomatik response'ı alternatif yapayım. Şöyle display'deyken nerede? Şurada şöyle iki tane yer var. Motion blur'u ve normal blur kapatabiliyorsunuz. Kapatalım. Bakalım nasıl olacak. Çok bir fark göremedim. Belki şeye bağladığım zaman daha çok fark ediyordur. Ne mi? Dark Mode'da daha çok fark ediyordur. Ama güzel hani kötü değil. Dediğim gibi sadece işte böyle bir nasıl diyeyim Doom'da da vardı bu. Böyle bir detayların azlığından dolayı böyle parlak değil böyle mat gibi, blur gibi. Ama onun dışında güzel. Hani 400 lira kutulu versiyon 400 lira kesinlikle verilmez. Hani iki kişi alacaksanız 320 alabilirsiniz. Sonuçta CD Projekt Steam'de, Xbox'ta, PC'de acayip indirimler yapıyordu. Black Friday'de falan indirim olur diye tahmin ediyorum. Hani bu oyun bayağı bir indirime girer. İleride indirime girildiği zaman hiç vitro oynamadıysanız Switch'te handheld modda oynanabilir. Televizyona bağlandıysan güzel olmaz büyük ihtimalle. Çok konuştuk ettik ama gerçekten hani kanalda çok video yaptık. Çok konusu geçti canlı yayınlarda falan. Bu oyun gelir mi Switch'e diye. Gelince de çeneye vurdum yani. Bakın ama detaylara falan. Hani kötü değil. Kaç kere söyledim bilmiyorum videonun başından beri ama. Adamı nasıl takip ediyorduk? Şöyle yapınca takip ediyor muydu? Daha video çekerim ya. Ne bileyim. PlayStation 4'teki Witcher'ın PS Vita'ya remote play ile görüntüsünü aktarıp onunla yayına getirmeye falan çalışırım olursa ne bileyim. Tabii burada hiçbir şey görmüyorum bu arada ışıkta hiçbir şey görmüyorum. Evet biraz şeyler var ama buglarla falan buglar mı var ne var o ışık neydi öyle çok pis patladı. Belki ileride prosu morosu çıkar bu Switch'in. Orada bu oyunu bayağı şey yaparlar herhalde yani. Daha da böyle patchlerle bakın çok frame'ler düşüyor bu sahnelerde. Güzel ya. Şöyle yapayım. Dostlar durum böyle. Nintendo Switch'e sonunda Witcher 3 geldi. Aldık. Oynuyoruz işte. İlk 15 dakikası böyle oyunun.
Dediğim gibi tekrar edeyim. Oyunun fiyatı en ucuz Avustralya dükkanında kapandı. Avustralya diyorum. En ucuz oyun İsveç e-shop'unda 320 lira falan. Hani en ucuz derken hiç ucuz değil de en iyi alternatif o. Onun dışında kutulusu 400 lira falan civarı. Amazon'da 50 dolar indirime girmiş. 10 dolar indirime girmiş. Normalde 60 dolar. Ama tabii gümrükle vesaire o da ülkeye çok pahalı geliyor. Yani bence aceleniz yoksa bekleyin. İndirimde alın. Aceleniz varsa da işte iki kişi alıp bölüşün falan diye tahminim. Yani tavsiyede bulunacağım. Onun dışında hani gerçekten güzel bir iş başarmış CD Projekt. Helal diyorum yani. Diyecek bir şey yok. Yani şu cihazda Tegra işlemcisi olan bir cihaza bunu yapmaları ilginç. Gerçekten güzel diyorum. Ve izninizi alıyorum. Ya böyle oynayacağım bunu, biraz sabahlayacağım ya da direkt yatacağım, bilmiyorum. Videoda 15'ine yetişecek büyük ihtimalle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Bay bay.